Değerli takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılabilecek en lezzetli yöntemle harika bir kısır tarifi paylaşacağım. Daha önce de farklı bir kısır tarifi paylaşmıştım. Milyonlarca kişi izledi ve denedi. Bu tarifimi de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle soğanını kavuracağız. Bir adet büyük boy soğanı yemeklik doğrayarak tavama aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Soğanı hafif diriliğini kaybedinceye kadar kavuralım. Kavrulan soğanın üzerine 3 diş ince ince doğranmış sarımsak ekliyorum. 1-2 dakika daha kavuracağım. 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. 3-4 dakika daha salçayla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Baharat olarak birer tatlı kaşığı nane, toz biber birer çay kaşığı, karabiber, pul biber ve kimyon ekliyorum. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ocağı kapatıyorum. Karıştırıyorum ve sosumuz hazır. Kısır tarifim için 3 çay bardağı ince köftelik bulgur kullanacağım. Kişi başına 1 çay bardağı yeterli geliyor. Sizler de ona göre ayarlayabilirsiniz. Hazırladığım soğanlı yağlı karışımı direkt üzerine döküyorum. Normalde kısır yaparken önce bulguru ıslatıp şiştikten sonra soğanlı yağlı karışımı döküyorduk. Bu tarifte öncelikle soğanlı yağlı karışımı dökerek bulgura yediriyoruz. Daha sonra ıslatıyoruz. Buradaki en önemli püf noktası da bu. Gerçekten inanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Güzelce karıştırdım. Bir yemek kaşığı isot ekliyorum. Isot kısıra harika bir lezzet veriyor. Eklemenizi tavsiye ederim. Karıştıracağım. Şimdi üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Tekrardan karıştıralım. Üzerini kapatacağım. Suyunu çekip şişinceye kadar dinlendireceğim. Şöyle hafif kenarında açıklık bırakıyorum. Tamamen kapatmamıza gerek yok. Bulgur dinlenirken hemen yeşilliklerimizi doğrayalım. Yeşillik olarak maydanoz, ekşi ot, marul ve yeşil soğan kullanacağım. İsterseniz nane de kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere şöyle pratik bir doğrama yöntemi göstereceğim. Özellikle maydanozu marulun arasında doğrarsanız daha ince ve kolay doğranacaktır. 2 dal marulun arasına yerleştirdim. 7-8 dal ekşi ot, 1 tutam maydanoz, burada da 5 adet yeşil soğan var. Şimdi yeşilliklerimizi ince ince doğrayalım. Evet, bulgurumuz dinlendi, soğudu. Şimdi diğer malzemeleri üzerine ekliyorum. Doğradığım yeşillikleri ekliyorum. 1 adet limon suyu, 1 yemek kaşığı kadar nar ekşisi. İsterseniz nar ekşisini daha fazla da koyabilirsiniz. Tuzunu da ekliyorum. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Birbirine karışıncaya kadar güzelce karıştırıyorum.
Evet, kısırımız hazır. Lezzetine baktım. Tuzu, ekşisi, her şeyiyle harika. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra abone olabilirsiniz. İsterseniz içerisine salatalık domates de doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde kenarlarına koyarak ikram ediyorum. Yanında turşu ve ayranla muhteşem bir öğün çay saati için misafirlerinize de hazırlayabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.